Kese iyi akşamlar, ee, sinema ve felsefe derneği ve sinem filozofi dergisi işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz derslerin Mayıs ayı programına devam ediyoruz. Bugün bizimle birlikte Doktor Fırat Osmanoğulları hocamız olacak. Kendisinin e, Gotik film estetiği adlı bir kitabı ve sinema alanında çeşitli makaleleri var. E, bugün de bize korku sineması estetiğinden bahsedecek. E, bugün bize vakit ayırdığı için hocamıza çok teşekkür ederiz. Dilerseniz ben e, sözü hocamıza bırakayım sonra soru cevap kısmında sizlerin sorularını ve katkılarını alırız. Buyurun hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. E, herkese merhaba. E, bugün e, Aysun'un da dediği gibi korku sineması üzerine e, konuşacağız. E, direkt şöyle girmek gerekirse açıkçası e, korku filminin amacı nedir? E, Üzerinden başlarsak e, temel olarak bakmak. Yani e, diğer ilk başta bunu bekleriz e, korku filminden. tabi e, tabii başka beklentilerimiz de var işte sinema her bir filmden beklediğimiz gibi işte anlatısının iyi olması, sinematografisinin iyi olması, görüntülerin iyi olması ki e, burada aslında e, konu korku sineması olunca diğer türlere göre biraz mevzu değişiyor şöyle değişiyor e, bu filmler genellikle düşük bütçeli işte e, düşük bütçeyle kotarılmaya çalışılan işte Yıldız oyuncular olmadan e, kotarılmaya çalışılan filmler oluyor genelde e, ve e, çok iyi bir sinematografi her zaman bekleyemiyoruz. bu filmlerden e, Tabii ki son dönemlerde e, bu yavaş yavaş kırılmaya başladı. İşte Robert Eggers'ın filmleri mesela Beach gibi, Lighthouse gibi ya da e, Ari Aster'in işte Midsommar ya da Hereditary ya da Jordan Peele'nin Get Out'unu mesela düşünürsek falan. Ciddi anlamda bu mevzu biraz e, şey oluyor hani artık adına ne dersek bağımsız film, sanat filmi hani e, çok soyut meseleler de bunlar ama bir de Yüksek sanat diyelim. Hadi yani çok gönlü, şey, gönüllü kullandığım bir kavram olmasa da hani bu vaziyete gelebiliyor biraz. Ee, ama dediğim gibi ilk başta mesele korkutmak. Ee, tabii bir de şu tartışma var. Peki en çok korkutan film en iyi korku filmi midir? Yani... E Sadece bu mudur bun, beklentimiz? Çünkü şöyle durumlarla karşılaşılabiliyor. İşte bir korku filmi hakkında bir yorum okuduğumuz zaman ya da işte bir korku filminden çıktığımız zaman, insanların konuşmalarını duyduğumuz zaman e, şöyle şeyler duymamız olası. Ya hiç komik değildi. Hatta güldüm. E, çok kötüydü. Hiç korkutamadı gibi. Yani bir tür filminden aslında e, çünkü tür filmleri genelde uyandırmak istediği duygu üzerinden adlandırılır. İşte komedimiz, güldürü, gül gülmeyi beklersin. Hani çok gülmediyse ya çok iyi değildi, gülmedim gibi. Korku filminde de benzer bir durum var. Ama tabii yine de bir filmin, bir korku filminin başarı ölçtüğü sadece korkutmak olduğunu söylemek ve en çok korkutma iddiası e, üzerinden tartışmak çok doğru gelmiyor bana. Ama e, yine de e, bu ticari başarısıyla filmin doğrudan orantılı. Yani e, mesela işte ilk aklıma gelen Blair Cadısı bu arada şey boyunca hani daha popüler örnekler vermeye çalışacağım. Ee, herkese hitap etmesi açısından hani çok kıyıda köşede kalmış korku filmlerinden de bahsetmemeyi eğer soru gelmediği sürece şey yapmayacağım, tercih etmeyeceğim onu da söyleyeyim. Mesela bu filmler Blair Witch e, Blair Witch e, filmini düşünürsek mesela hani işte fan footage şeklinde buluntu film e Miş gibi olan bir filmdi bu ve öyle bir şey yaptılar çok düşük bütçeli bir filmdi ama öyle bir e, taktik uyguladı ki yönetmenler işte bir site açtılar e, bu, bunların hepsinin gerçekten yaşandığını söylediler ve e, insanlar daha filme gitmeden korkmuştu zaten e, ve bir e, şey yarattılar e, korku atmosferi yarattılar filme dair. Mesela keza Türkiye'de mesela şey vardı. Büyü filmi vardı hatırlarsınız. Bir e, magazin ne falan çıkmıştı. E, işte ilk gösterimi sırasında sinema salonunda bir yangın çıktı. İşte oradaki bildiğimiz magazinsel figürler böyle yüzü gözü is içinde çıktı falan. Dolayısıyla belirlikler e, uygulanıyor. Yani çünkü filmin korku filmi. E, böyle bir şeyi oluyor illa Yani bir korkutma. Ve bir merak uyandırma şeyi oluyor, motivasyonu oluyor. Ama dediğim gibi yani bu bir korku filmini evet beni çok korkuttu ve bu sebep dolayı iyi bir korku filmidir bu demek için yeterli değil. Hani çünkü başka taktiklere, stratejilere başvurmuşlar. İşte bazı mesela çıkıyordu şey diyordu işte filme girenleri sigortalattırıyorum. Hani başına bir şey gelirse ben şey yapacağım. Hani o, o kadar güveniyor ki e, böyle bir yola gidiyor falan. Hani bu tarz reklamlara e başvuruyorlar. E, hani mesela aslında burada bir ticari başarı elde etmek. Ki tür filmlerin aslında e, esas meselesi biraz da bu. Hani e, ticari başarı elde etmek zorunda ki devam edebilsin film yapmak. Çünkü iddialı bir e, şeyde kulvarda film yapıyorlar. E, herkese hitap etmeyen bir kulvarda film yapıyorlar. Ve bu türde de ısrarcıysa hani bunları çok daha normal karşılamıyorum. E, ama dediğim gibi tek kriter bu olmamalı. Çünkü burada şöyle bir durum var. Tür filmleri e, işte nelerdir bunlar? Kısaca işte komediler, westernler, korku filmleri, bilim kurgu filmleri hani tırnak içinde sanatsal olmayan belli bir türe belli bir türün e, uzlaşımsal e, şeylerin görsel ve içitsel e, unsurlarını e, sürekli ve sürekli başvuran, tekrar eden filmlerden söz ediyoruz. E, aslında çok fazla şeye görülmemiş. E, eleştirmenlerce, akademisyenlerce hani bu dediğim gibi son dönemde biraz kırılsa da eee değer görülmemiş, e, sanatsal açıdan zayıf bulunmuş, e, doğrudan kötü film olarak addedilmiş e, gibi gibi bir zaten tiyatro filmi mi, geç gibi bir şey var. Hani e, zamanda böyle bir e, bakış açısı oluşmuş. Böyle e, konu, böyle bir konumlanma noktasına yerleşmişler ama e, bir yandan da tür filmlerini yine de nötr olarak ele almakta ben e, fayda olduğunu düşünüyorum yani bir karar etmek ve bu türde e, iyi görüntüler elde etmek iyi anlatılar ortaya koymanın mümkün olduğunu düşünüyorum ve e, korku da bu alanlardan biri ki e, baktığımızda e, hani korku filmi yapmayan birçok yöneten Mesela ilk aklıma gelen Bergman, hani mesela saati gayet hani e, korku unsurlarına başvuran, ve, e, ciddi anlamda bu atmosferden faydalanan bir film. Yani böyle bir e, şey var, e, hani potansiyeli var diyebiliriz. E, dolayısıyla hani mesela burada iki türlü değerlendirmek lazım. Tür filmleri söz konusu olacak ama çünkü Türk türkedir bir anlamda? bu türün dinamikleri, türe özgü dinamikler. Ee, bir yandan yönetmenler, yapımcılar üzerinden şekillenir ama bir yandan da seyirci üzerinden şekillenir. Seyircinin ne, neyden korktuğu ya da neye güldüğü ee, bu, bir yandan da işin bu tarafı var. Bir de e, işin işte e, çeşitli dergilerde, gazetelerde e, ya da farklı mecralarda e, yazan eleştirmenler boyutu var. Yani e, bu üç e, sadece ayağı var meselenin ve türün bir tür filmi yapıyorsanız eğer türün dinamikleri bu şekilde şekilleniyor. Bunların böyle bir e, ikili üçlü kombinasyonları, karşılıklı e, ilişkileri, işte belirli soyutlama düzeyleri falan gibi mevzular <laughs> devreye giriyor ve türün e, temel unsurları bu şekilde çıkıyor. E, dolayısıyla burada mesela e, şeyi ele alırken e, korku türünü ele alırken ben hani bir yandan işin üretim kısmı korku estetiği üzerine. Çünkü estetikte şöyle bir durum var. Hani bir yandan e, belirli imajlar üretiliyor, belirli işitsel unsurlar üretiliyor. E, işin bu tarafı var. Bir de e, işin seyir kısmı var. Yani, e, seyirci haz alıyor. Ki haz meselesinden e, ileride kilit şeyimiz olacak. E, meselemiz olacak. Dolayısıyla bir yandan üretim, bir yandan seyirci tüketim yani kısmı üzerinden gideceğiz. E, şimdi üretim meselesinde e, şöyle başlıklandırabiliriz meseleleri. Birinci mesele zaten o uzlaşımlardı ki ondan bahsettim. E, i̇kinci mesele anlatı meselesi. Yani bu anlatı korku filmlerinde bu anlatı nasıl şekilleniyor? E, burada şeyden paylaşan Ali yaklaşımından faydalandım. Noel Carroll genel olarak e, korku sineması üzerinden, korku sineması ya korku türü üzerinden bunu diğer e, sanatçılar için de e, kullanıyor. E, karmaşık keşif olay örgüsü diye bir e, anlatı biçiminden söz ediyor. Burada nedir? Açılış. Filmin bir açılışı var. Keşif e, Doğrulama ve yüzleşme diye dört e, ana e, mevzu şey, başlık üzerinden e, ele alıyor mevzuyu. Şöyle örnek. Yani bu bu nedir? İşte, e, önce bir canavar varsa yerce can, filmde canavarla karşılaşılıyor işte görüyoruz onu bir e, eylem halinde görüyoruz. E, daha sonra e, bir keşif oluyor işte baş karakterimiz. Bunu keşfediyor. Daha sonra bir doğrulama süreci oluyor. Bu doğrulama süreci de başkalarına da kanıtlıyorum. Bakın burada bir canavar var ve bu bu, bu e, bunları bunları yapıyor ve sonuçları da bunlar. Ve onları ikna etme süreci üzerinden şekilleniyor. E, bir ikna etme süreci ve e, ardından da e, yüzleşme. Canavarla yüzleşme. Yani bu aslında şeyle e, ortada canavar olmak zorunda değil. Baktığımızda mesela işte Yine ilk aklıma gelen e, Final Destination filmleri illa ki hepiniz bir ya da bir ikisini izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ana var yok orada. Hani bir ölüm var, bir kaderden kaçamazsın gibi böyle bir muhafazakar bir fikri dahi olsa bir e, ölümle ölü, ölü ölü mevzusu mevzu şeye giriyor devreye giriyor filmde filmin başında her filmin başında bir kaza oluyor. E, burada bir açılış bizim için bu tabi ardından e, sağ kalanlar bir illaki filmde şey oluyor işte bir ön seziye sahip psikik güler olan bir karakter çıkıyor diyor ki ya ben bunu rüyamda şurada burada gördüm ya da gördüm e, işte e, o şekilde kurtarıyor hayatta kalanları e, ve e, a evet burada bir şey var ölüm ...ben biz kaçtık bir keşif süreci gerçekleşiyor. Ardından e, hayatta kalanlar üzerinden bir doğrulama mekanizması gerçekleşiyor. İşte buna inanmayanlar oluyor. E, bunu işte çok böyle şeyler çıkıyor. İşte daha rasyonel tipler çıkıyor. Ama e, bu tarz filmlerde rasyonelliğe ne yazık ki bazen yer olmuyor. Ve e, bir şekilde... Doğrulayanlarla devam ediyorlar olaya ve e, en sonunda bir yüzleşme ölümle yüzleşme işte bunu alt edebilir miyiz alt edemez miyiz gibi bir durum yani bir, ortada bir canavar olmasına gerek yok ama e, bu genel formül e, ideal bir formül zaten bunun üzerinden sadece götürmüyor tabii Noel Keral e, bu dört şeyin e, aşamanın ikili üçlü kombinasyonlarını yapıyor işte birini çıkarıyor ikisini çıkarıyor yerlerini diyor falan ve e, Anlatının e, temel olarak bu şekilde dövüldüğünü e, söylüyor bu filmlerde. E, bir de e, olayı daha da derinleştirip kibirli olay örgüsü diye bir e, biçim öneriyor. Burada da e, daha çok şey üzerine uygulayabileceğimiz işte e, Tanrı olma rolüne soyunan e, bilim adamları işte bilim etiği üzerinden ya da işte hırslarına, e, bilim etiğini hiçe saymış hırslarının kurbanı olan e, bir takım bilim insanları e, konu edindiği ki korku filmlerinde ve korku bilim kurgu özellikle bu e, hibrit şey meselelerde, hibrit e, filmlerde çokça karşılaştığımız e, bilim insanları üzerinde şey yapabileceğimiz, e, uyarlayabileceğimiz bir anlatı biçiminden söz ediyor. Burada da ee, yine dört aşama ortaya koyuyor. Birincisi deneye hazırlık, ikincisi deneyin kendisi, üçüncüsü deneyin deneyin sonuçlarının bu aleyhine dönmesi karakterin ve ardından yaratılan üretilen yine canavar. Çünkü canavarla diyorum çünkü Carroll'ın daha sonra daha çok e, detaylı bahsedeceğim. Şimdi de yaklaşımında mutlaka bir canavar var çünkü hani katılmasam da. E, Kendisi bunu e, varsayıyor zaten. Ön kabulü bu. E, yani Burada mesela ilk zaten hepimizin aklına illa ki en kibirli bu korku tarihinden karakterlerden doktor Frankenstein geliyor. Hani burada da baktığımızda evet bir deneye hazırlık süreci var. İşte bir insan yaratacak. Can, can şeyden e, bir takım topladığı organlar üzerinden ya da işte uzuvlar üzerinden bir insan yaratacak bir deneye hazırlık süreci var uzun bir süre onu okuyoruz veya görüyoruz romanda da çünkü bu var. İkincisi deney yapma süreci var. E, ardından deneyin sonuçları beklediği gibi olmuyor. Yarattığı yaratık, yarattığı canavar beklediği türden bir canavarı olmuyor. en sonunda o canavarla uzun bir e, da yük şey yapıyor, yüzleşiyor. E, dolayısıyla anlatı aşağı yukarı korku filmlerinde bu şekilde şekilleniyor. E, üçüncü olarak Nelerden korkuyoruz bu filmlerde? Yani bunlar, bu filmler bize ne sunuyor da e, daha doğrusu korkutma niyetiyle bize neleri sunuyor? Bu e, önemli. Çünkü e, baktığımızda e, sadece canavarlar, yaratıklar, hayaletler evet hani bunların hepsi var. Ama aynı zamanda çok başka şeyler de var. Yani e, gündelik korkulardan beslenen filmlerden söz edebiliriz mitolojik korkulardan söz eden filmlerden söz edebiliriz ee, ya da folklorik unsurlardan beslenen korku filmlerden söz, filmlerinden söz edebiliriz yani e, sırayla gitmek gerekirse mesela yaratıklar illa işte Frankenstein'in yaratığı gibi ya da işte bu 1950'lerin o McCarthy McCarthy dönemindeki Amerika'daki üretilen e, bilim kurgu korku filmlerinde işte Çılgın bilim insanlarının ürettiği yaratıklardan söz edebiliriz. E, vampirlerden söz edebiliriz. İşte başta Drakula olmak ve Dracula'nın türevleri ya da işte e, edebiyattan yine kaynağını alan Dracula'nın dışında Carmilla gibi daha korku sinemasına yansıması biraz daha lezbiyen vampirler üzerinden giden e, filmlerden söz edebiliriz. İşte hayaletlerden söz edebiliriz. Evet şeyin e, korkunun kaynağı bu tarz e, doğaüstü unsurlar yerine insan olduğu e, filmlerden söz, edebilir, söz edebiliriz işte slasher filmler mesela hani e, bir katil var bir kamptadır e, ve kampa gelen gençleri e, sırayla öldürmeye çalışır ve en son bir kız kalır ve onunla mücadele eder işte literatüre final Girl olarak geçen. E, mitolojik unsurlar var muhakkak ya da ıı, folklorik unsurlar var işte bu ıı, mesela Midsommar en son ıı, örnek Ari Aster'in ya da ona öncü olan filmlerden birisi işte Wicker Man mesela 73 yapımı hani doğrudan pagan folklorik unsurlardan beslenen ıı, filmler bunlar. Hani bu tarz meseleler hani ıı, seyircilik bu tarz meseleler değil daha doğrusu karakterler veya işte canavarlar yaratıklar ya da e, korku. bunlar korku unsurları hani seyirciyi doğrudan e, o adı geç şey film filmin tür film filmin türüne adı adını adını veren e, duyguyu yaratan yönelik filmlere yerleştirmiş ve filmin ana eksenini oluşturan e, karakterlerimiz. E, bununla birlikte şöyle bir durum da söz konusu. E, Bunlar aslında e, denenmiş ve kanıtlanmış formüller olmak bir yana e, seyircinin vermesi muhtemel tepkilere odaklanıyor. Yani Türk sinemasında çünkü böyle bir avantajı var aslında o türde film yapanlar için. Çünkü e, zaten daha önce denenmiş e, ve başarıya ulaşmış ya da ulaşmamış, çalışmış, çalışmamış birçok fikir. Hepsi muhakkak ki bunları bir etüt ediyorlardır diye düşünüyorum. Bir yani seyircinin vereceği var sayılan bir tepki üzerinden şekilleniyor. Yani taplanan e, bir tepki aslında bu. E, i̇şte bizim konumuzda da bu korku tabii bu tepki. Yani bu, bu canavarlar, bu yaratıklar ya da işte az önce bahsettiğim o korku unsurunu oluşturan e, bir takım e, aktif e, tipler buna hizmet ediyor. Tabii sadece bu değil yani. Atmosfer, mekan mesela bunlar da e, ciddi anlamda korku filmini şekillendiren e, unsurlar. İşte karanlık bir ortam işte gizli geçitler gotik filmlerde olduğu gibi e, işte örümcek ağlarıyla örülü sis, sislerin yoğun, sisin yoğun olduğu e, ortamlar mezarlıklar gibi gibi e, alan hani e, bu türün temel e, dinamiklerini oluşturuyor açıkçası. E, bununla birlikte, e, tabii şunlardan bahsetmeyeceğim. Bir korku sineması tarihi anlatma niyetim yok. Ya da e, korku sineması alt türlerini böyle tek tek açıklama gibi bir niyetim yok. Ama alt tür dediğimiz mevzu da zaten biraz bunların yoğunluğu üzerinden şekilleniyor. E, yani atıyorum işte az önce söylediğim gibi, katilin bir canavar değil de bir insan oluşu ve hani kamptaki gençleri öldürmesi hani doğrudan bir alt türe adını vermiş. Dean Slasher diye geçiyor ya da işte çok abartı kanlı sahnelerin olduğu hatta bunların belli noktalar medevesi olduğu filmlere işte söz gelimi Splatter filmlerdenmiş ya da işte atmosferin daha ön plana çıktığı ee, daha dolaylı anlatımlar, ima edilen anlatımların olduğu filmler işte gotik film olarak alt tür e, şeklinde belirlenmiş. Ee, bu işin üretim meselesi ama bir de mevzunun tü tüketim meselesi var ki zaten burada yine e, Noel Carroll'ın şeyi var e, korkunun paradoksları diyor bu paradoksu aslında iki tane paradoks ortaya atıyor. Diyor ki bir tanesi e, gerçek olmadığını bildiğimiz çünkü bunlar bir film evreninde geçiyor bu mevzular. Gerçek olmadığını bildiğimiz bir şeye neden nasıl gerçek tepkiler verebiliyoruz? E, gerçekten korkuyoruz ya da işte gerçek başka bir film türü ise gülüyoruz. Yani bir duygulanım gerçekleşiyor ama biz bunun baştan aslında gerçek olmadığını biliyoruz. Bu birinci paradoks olarak ortaya atıyor. İkinci paradoks da ee, korktuğumuz bir şeyden nasıl haz alıyoruz? Ee, bu da mevzunun ikinci meselenin ikinci paradoksu. Şimdi bu bu durumda hal böyle olunca şöyle şunlardan bahsetmek mümkün. Ee, şimdi bu, bu bu tarz filmleri e, hani şey olarak algılayanlar çok, yorumlayanlar çok. İşte bir alegorik anlatım olarak. İşte atıyorum yine 1950'lerin bilim kurgu korku filmlerinden örnek vermek gerekirse hani bu işte ki en iyilerinden biri bence işte Imagines of the Body Snatchers filmi. Hani ki hakikaten baktığımız zaman e, sanki Amerikan hükümeti işin içine girmiş de bu filmi yaptırmış gibi duruyor aslında ama hani bir şey hali var. İşte bu korku filmleri muhafazakardır Korku filmleri işte e, egemen e, görüşlere hizmet eder. Gibi e, doğrudan özellikle Robin Wood'un mesela hani e, en bilindik te korku film teorisyenlerinden biri olarak ya, hatta film teorisyenlerinden biri olarak geçen isim. Böyle bir yaklaşım var. Hani e, sürekli bir işte ya da e, politik kamera kitabını e, zaten sinemaya başlangıç şeyi olarak okuduğumuz hepimizin e, şeylerden biri, kitaplardan biri hep bir e, ya bu da muhafazakar, bu da egemen ideolojiye hizmet ediyor, bu da şöyle, bu da, ya sürekli bir e, sanki adamların başka derdi yokmuş gibi açıkçası hani e, yönetmenlerin başka derdi yokmuş gibi işi bebişim gücüm yok, egemen ideolojiye hizmet edeceğim. Ya hayır, ya ben mesela kendi adıma katıldığım bir şey değil. E, aksine bir istismar mevzu olduğunu söyleyebilirim. Yani burasının önemli olduğunu düşünüyorum. E, ya çünkü ortada gündelik korkular var. Bu gündelik korkular insanlara sirayet eden korkular bir korku filminin bu korkuları kaşımasından daha doğal bir şey olamaz. Ya ben bir korku filmi yapsam hani geçerli olmayan bir e, korkudan ziyade hali hazırda var olan ve insanların zaten korkmaya çok hazır olduğu meseleleri e, kaşırım yani buna ihtiyacım var. Yani gidip de hani şunu şunu söyleyemeyiz. İşte e, Dabbe'nin yönetmeninin yoz bir İslamcı olduğunu söyleyemiyorsak ama filmlerine baktığımız zaman evet hani yoğun bir İslami istismar söz konusu. E, hani çünkü burada bir şey var damar var bir kaynak var ve hani e, bu ülkeye yapıyor bu filmini filmlerini. E, bir korku yönetmeninin bunları kaşımasından bunları bu tarz duyguları istismar etmesinden daha doğal bir şey yok. Yani bunu e, şeye kadar götürebiliriz. İşte. E, Gece dışarı çıkarsan öldürür, öldürülürsün ya da bir kadın gece dışarı çık çıkarsa öldürülür. Evet hani e, bir, bu bir muhafazakar yaklaşım. Ancak e, bu yerleşmiş bir yaklaşım. Ne yazık ki bir korku filmi bunu kullanır. Yani e, bunu da engelleyemeyiz ama bunu kullandığı için de doğrudan bunları e, bu şekilde ele almanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunlar şey hani. Gerçek olmadığını bildiğimiz şeyler neden bizi korkutuyor, açıyor aslında ee, bu tarz durumlar. Çünkü aslında gerçek olmadığını oradaki olayın biliyoruz ama e, günlük hayatımıza sürekli bunlar bizim başımıza geliyor ya da gelmesi muhtemel şeyler. Ee, dolayısıyla hani e, bu çok çok önemli bir durum yani biz evet film izlerken bir güvenli pozisyondayız. Aa, e, evimizden dışarı çıktığımızda veya evimizdeyken bu bu çok rahat e, başımıza gele, gelebilecek gelmesi muhtemel ya da insanların aklına gel, getireceği şeyler bunlar e, ve dediğim gibi bir korku filminin bunu istismar etmesinden daha doğal bir şey göremiyorum zaten hani belki de iddialı olacak ama hani sinema dediğimiz şeyin başlı başına bir istismar mekanizması olduğunu bile söyleyebiliriz yani hani e, sadece korku filmi özelinde kalmayıp Burada e, ikinci mesele şu. E, haz meselesi. Yani korku filmlerinden neden haz alınıyor? E, yani insanlar neden para verip korku filmi izle, izlemeye gidiyorlar? Ya da vakitlerini buna ayırıyorlar işte bilgisayarlarından, televizyonlarından açıp. E, bu insanlar hasta mı? Bu insanlar sadist mi? Değil yani tabii ki değil. E, burada birçok farklı yaklaşım var. Biraz açıkçası bunlardan söz etmek istiyorum. Ee, bunlardan bir tanesi e, psikanalitik yaklaşımlar. en ilk zaten genelde e, filer söz konusu olduğundan ilk bir buna şey yaparlar. E, yüklerler sanırlar Kur'an'ın psikanalitik yaklaşıma Burada birkaç e, farklı dalda yürümüş bu mevzu. Ee, bir tanesi işte bu klasik bildiğimiz Dora Mulvey, görsel az ve anlatı sineması makalesine yaslanan işte daha röntgencilik bir erkeğin bakışını doyurma üzerine ve e, erkeğin erkekliğini tahsis etmesi için kadını cezalandırmak üzerine kurulan bir e, yaklaşım daha toplumsal cinsiyet mekaniz şeylerinde e, yaklaşımlarını da katıyor tabii Laura Bey eee Burada şöyle bir durum var. İşte nedir? Ee, bir filmde işte atıyorum Psycho, Hitchcock'un bir kadın işte klasik hepimizin bildiği o duş sahnesinde bir cezalandırma durumu var. Bir röntgenleme durumu da var. Ee, ve bundan bir bak bakışın hazı üzerine kurulan bir e, yaklaşım sunuyor burada Laura Mulvey. Ee, yani e, kadın cezalandırıldıkça erkeğin erkeklik e, şeyi e, durumu tekrardan tahsis ediliyor. Tekrardan güvence altına alınıyor yeniden üretiliyor gibi. Çok indirgemeci olduğunu düşünüyorum ben açıkçası bunun ki Laura Mulvey de buna bu makalesinden daha sonra bir makale daha yazıyor. Orada da e, ya erkek bakışı demekle hata etmişim. Kadınlar da bu filmlerden haz alabilir ama onlar da filmlerde erkek karakterli özleşir ve yine de o erkeğin hazıyla şey yapar hani e, konumlanır gibi bir şey var aslında hani çok da düzeltmiyor şeyini e, yaklaşımını çok da düzeltmiyor. E, yani burada birkaç tartışılması gereken nokta var. E, Birincisi evet ola mevzu sadece erkek bakışı mıdır? Sadece kadınlar mı cezalandırılıyor bu filmdeki Laura ve burada slasher filmler üzerinden gidiyor ki baktığımız zaman bu karakter, öldürülen karakterlerin yarısı kadın yarısı erkek aslında. Ee, ve biz canavarı görüne kadar cinsiyetini dahi bilmiyoruz. Kadın da olabilir ki kadın mesela işte 13. Cuma'nın e, ilk filmindeki şeyimiz katilimiz kadın. Ee, bu birincisi yani e, bir kadın cezalandırma üzerinden kuruluyor demek e, sorunlu olduğunu düşünüyorum. İkincisi buradaki haz meselesi yani sadece erkeğe yönelik bir haz meselesi olmaktan ziyade burada haz meselesi estetik bir haz değil. E, i̇lkel bir haz öneriyor. hani Bir hani filmden alınan hazdan ziyade erkek değil. E, yeniden tahsisin üzerinden şekillenen bir hazdan bahsediyor ki bu düpedüz ilkel bir haz aslında. Dolayısıyla hani bunu bir e, estetik bakış olarak ele almak çok bana mümkün görünmüyor açıkçası. E, yine psikanalitik mevzular üzerinden gidersek e, ki bence çok tutarlı çok da iyi bir metin e, katılmasam dahi hakkını veriyorum. Ünsal Oskay'ın Çağdaş fantazya metni mesela. Hani orada mesela bu durumu şey olarak alıyor. Ee, le, biz bir şekilde bir özdeşleşme yaşıyoruz. Özdeşleşme de çok tartışmalı ki bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Sonuçta biz daha fazla şeye sahibiz karakterden. Hani biz karakterin neyle karşılaştığını önceden görebiliyoruz. Ee, biz daha çok bilgi sahibiyiz genellikle karakterden. Yani bir e, doğrudan özdeşleşme çok mümkün görünmüyor bana korku filmlerinde. Ki genel olarak sinemada da çok mümkün görünmüyor gerçi ama e, burada mesela Hussarovski'nin yaklaşımı da şu bir özdeşleşme yaşadı, yaşanılan karakterin e, işte bu genelde katil oluyor Bun, bunun üzerinden bir e, bilinç altında şey olan yerleşmiş olan bir takım illegal e, ilkel dürtülerin belirli bir anlığına yani bu film, film süresine tekabül ediyor aslında. Ee, tatmin edilmesi ve filmin sonunda bilincin tekrar bilinç altına üstün gelmesi gibi bir şey var. Bu da aslında ilkel bir az üzerine kurulu. Ee, ve dediğim gibi hani özdeşleşmenin çok mümkün olduğunu düşünmediğim için e, bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum bu yaklaşımda. Ama dediğim gibi çok tutarlı bir metin aslına bakarsanız kendi içinde. Ee, tavsiye edeceğim bir kitap bu olabilir mesela çağ, Çağdaş Fantaziya. Ee, üçüncü olarak da yine Freud'a yaslanan Unheimlich kavramı üzerinden, tekinsiz kavramı üzerinden şekillenen bir yaklaşım ki bu e, şöyle bir, bu, bu arada şunu da söyleyeyim, tekinsiz mevzusuna girmeden önce. E, bir yandan da şu da var tabi benzer az önce Ünsal Oskay'ın yaklaşımına benzer bir şey olarak illegal dürtülerin, illegal hislerin legal yoldan tatmin edildiği üzerinden geliştirilen yaklaşımlar da var. Yani film izlemek sonuçta illegal bir mevzu değil. Ben bir film izliyorum evet benim bir illegal hislerim var ve ben bunu izleyerek bunu tatmin ediyorum ve çıkıyorum. Burada mevzu biraz da Katarsis'e geliyor oraya da geleceğiz. Hani bu da e, yine acımasız ve ilkel geliyor bana açıkçası bu yaklaşımda. E, üçüncü dediğim mevzu Unheimlich meselesi. Tekinsiz diye çevriliyor. Çok karşılamıyor aslında kelimeyi. E, Unheimlich doğrudan tekinsiz. Ankene İngilizcesi aslında. E, burada şöyle bir şey var. Aslında Freud'un ilginç bir metni bence bu. Hani e, Freud'un metinlerine aşinaysanız eğer. Öyle, meti, öyle bir metin değil. Freud'un başını aldığımız metinleri gibi bir metin değil. Daha estetik bir şeyden taraftan bakıyor ve eee Hoffman'ın mesela işte senmen e, öyküsü üzerinden hareket ediyor. Tabii kavramı üreten şey değil. E, Freud değil. Eee önümüz değişcin tekinsizliğin psikolojisi üzerine e, makalesinden şey yapıyor. Esinlenerek ...geliştiriyor ki... E, ...ikinci tavsiye edeceğim kitap da... ...bu olabilir. Laputa kitap... ...iyi bir iş yapmış. E, Ernst Jansch'in kitabı şeyle... ...makalesiyle Freud'un... ...Tekinsizlik üzerine makalesini birlikte basmış. Hani ince bir kitap ve... E, ...fena bir çeviri de değil. Bunu öneririm. E, burada Fr Freud... ...şunu yapıyor. Heimlich kavramının... E, yani ...deyim yerindeyse bir etimolojisine... ...gidiyor... Heimlich eve ait e, kendimden bir şey biri mahrem e, kavramı üzerine ve Unheimlich de bunun zıttı tam tersi yani eve, ta, eve ait olmayan ve doğrudan korku e, duygusu üzeri e, duy korku duygusuyla özdeşleştirdiği bir kavram oluyor ancak bir yandan da şöyle bir şey yapıyor e, oyun yapıyor Freud e, Heimlich ile Unheim, Unheimlich birlikte kul, kullanılmadığı sürece eş anlamlı hale de gelebilir. Diyor. Çünkü Heimlich'te bir gizli, mahrem, e, örtük olan gibi bir anlam da var. Ve de zaten de oradan buna denk geliyor. Ve onu şey diyor. O un eki e, bastırılanın geri dönüşü. İşte klasik Freudian şey oradan giriyor daha sonra. Evet. Bastırılanın geri dönüşü ne karşılık geliyor diyor un e eki ve e dolayısıyla e Heimlich'in yani Eto'nun aslında kapıda bek kapısında bekliyor gibi e önerme sunuyor. Bu yaklaşım üzerinden yani bastırılanın geri dönüşü e üzerinden şekillenen bir e haz mekanizması üzerinden Kur'an yaklaşımlar da var Korku korkusinamasını. E işte aslında bir önce söylediğim şeylerden çok da e, bağımsız değil bu. İşte bir korku filmi sırasında bizde zaten bastırılan bir, bir ilkel bir dürtü var. Bu film sırasında, film seyiri sırasında ortaya çıkıyor ve biz bunu bu bastırılanın geri dönüş, bastırılan şey geri dönüyor. Ardından tekrar film bittikten sonra biz e, sanki hiçbir şey olmamış gibi ya da e, film anlatı kapandığı için e, eski halimize o toplumsal insan haline yani e, bilinç düzeyine tekrar geri dönüyoruz gibi bir e, bakış var. E, burada mesela bunlar e, bunun üzerine işte ilk aklıma gelen Giovanni Scognamillo mesela hani Türkiye'de çok önemli bir adamdır. Korku literatürü, literatür ki, sinema tarihinden de önemli bir adamdır. Skognamilo diyor ki e, bunlar yeterli değil. E, evet yeterli değil. Bir de o devreye kadar sokmalıyız. Yani e, burada bir arı, artık bir arınma söz sadece bilincin bilinçaltına üstün gelmesi gibi bir durum değil. Arınma söz konusu. İşte katarsız sana hani hepimizin bildiği işte Aristo'nun poetikada e, geliştirdiği daha tragedya üzerinden kurduğu ve aslında estetik olarak değil de hani daha bilişsel düzey, etik düzeyde e, kurduğu bir e, kavram e, inşa ettiği bir kavram. E, hani bir arınma şeyden sonra e, gösteriden sonra ortaya çıkan bir arınma üzerinden şekilleniyor. Hani bu e, dediğim gibi bir estetik arınma olmadığı gibi. E, Ortada bir arınmanın olduğunu söylemek de zor. Yani evet bir arınma olsa belki evet bunun zevk şey hazla açıklayabileceğiz ama e, yani film bittikten sonra film bizim zihnimizden çıkmıyor. Yani, e, yani söz gelimi bir işte uçak kazasının konu edildiği bir filmde e, korku filminde den yani bir sene sonra uçağa bindiğimizde biz uçak uçağa binmekten korkabiliriz. Belki bu korkuyu daha önce yaşamamışızdır. Ee, ya da işte e, atıyorum işte gece uyumadan önce birinin eviniz eve gir, birinin eve girerek bütün ev halkını katlettiği bir film düşündüğümüzde o gece evi ışıklarını kapatmak istemeyebiliriz yani bu bitmiyor yani filmin doğası gereği e, film çok kötü bir film dahi olsa illa kafamızda bir takım soru işaretleri oluyor bir şeyleri düşünüyoruz bir, bir takım duygulanımlar yaratıyor bizde ee, yani bir hani filmden sonra evet bitti artık arındım bu kadar diyemiyoruz bunun etkisi bize bizim gündelik hayatımıza dahi et etki ediyor hani böyle bir durum var ee, o açıdan hani çok iş ya bu arada bu bu, bu, bu zamana kadar anlattığımlar evet bir, bir yandan çürüterek gitmeye çalışıyorum ama her film çözümlemesinde kullanılabilir bunlar hani belli başlı filmler vardır. Direkt oturabilir yani bu şey. Yani bunlar doğrudan reddedilmeli ve hani bir kenara bırakılmalı demiyorum tabii. Çok iddialı olur. Ee, bir yandan nörolojik yaklaşımlar var. Ee, bu da daha bence daha ilginç bir şeye tekabül ediyor. Ee, Kesinlikle Filozofi Dergisi'nde yine yayınlanan bu şeyin Ebru'nun Ebru Aydın Çağlayan makalesi mesela burada önerebileceğim bir makale. Ee, bu hem psikanalize hem katarsis meselesine hem de bu nörolojik yaklaşımları ele alması bakımından. Ee, nörolojik yaklaşımlarda da şöyle bir şey var. Bir araştırma yapılıyor korku filmleri izleme sırasında seyirciler üzerinde ve korku duygusunu ya daha doğrusu korku tepkisini veren beyindeki amigdala denen kısım ee, aynı zamanda yine oradaki, e, orada bulunan ödül mekanizmasını da tetikliyor. Ve bu ödül mekanizması aslında e, yanılsamalı bir haz üretiyor kendine. Ee, ve burada aslında bir patolojik durum ortaya çıkıyor bu araştırmacılara göre. Ee, dolayısıyla bir yanılsamalı haz durumu söz konusu ve yanılsamalı haz olduğu için de aslında ortada gerçek bir korku e, şey gerçek bir hazdan söz edemiyoruz gibi bir şey e, tekabül ediyor bu durum. E, çünkü yanlışlıkla uyarılan, uyarılan bir bölgeden bahsediyoruz aslında. Yani e, amaç o değil. E, bir de e, yine Noel Carroll'ın yaklaşımı var. E, o da şunu söylüyor. Diyor ki ee, seyirci Evet korku bu arada şeyden bahsediyor. Korku filmlerinin olmazsa olmaz unsurları olarak az önce bahsettiğim gibi canavar mevzusu dışında iğrenme ve korkma olmazsa olmaz diyor. Ancak diyor bunu bu duygular anlatının önüne geçemez. Geçti Burada artık bir estetik tepkiden ve bir haz mekanizmasından söz edemeyiz diyor ve diyor ki eee İz şey seyirci bunu izlemeye şundan dolayı devam eder canavarın işte şey yaptı yapabilme kudretin nedir onları bir göreyim bir de filmin sonunda yani nereye ulaşacağız bunu görmesi için korku duygusu ödediği bir bedeldir gibi bir yaklaşımı var burada da şöyle bir tabi sorun var ya yani insan burada direkt aslında türü devre dışı bırakıyor Nihal Kirill. Yani e, anla sanki başat mesele korku değilmiş gibi korku kısmını bir bedel olarak görüyor ve Anlı'dan alınan haz üzerine o, odaklanarak olayın kendisini kaçırıyor sanki. E, bu işin de böyle bir boyutu var ve e, son olarak ben biraz daha e, kendime yakın hissettiğim beni ee, benim biraz daha kendime yakın hissettiğim yüce kavramı var. Ee, bu şekilde de açıklayan yaklaşımlar var. Ee, ki biri de e, ben de bu, ben de bunu yapmaya çalıştım açıkçası. Ee, yüce ka Kant'ın ve e, Edmund Burke'ün e, yüce kavram, yüce geliştirdiği yüce kavramlarından, üzerinden, üzerinden e, açıklanabileceğini savunan yaklaşımlar. Burada şundan bahsediyor. Yani çok temel olarak e, söylemek gerekirse seyircinin sinema perdesi veya ekran veya bilgisayar televizyon veya bilgisayar ekranı karşısında bir güvenli ortam da yer aldığını ve e, de geçen işte bir cinayet anı veya e, işte bir yaratığın, bir anların, bir hayaletin, bir vampirin masum insana saldırı anına müdahale etme şansı yok. Bir ahlaki sorumluluğu da yok böyle. Çünkü başka bir yerde geçiyor bu. Hani e, zaten böyle bir şey olduğu zaman yani bir sokakta böyle bir şey böyle bir şeyle karşılaşıldığı zaman ve ben buna müdahale etmiyorsam burada bir ahlaki sorumluluk var. Bu büyücü olmuyor zaten. Ben bir mesafe e, içerisindeyim. Bana bir e, güvenli or, ortam tahsis edilmiş. E, benim haz almamın ön koşulu bu. Yüce kavramında. E, ben olayın içinde değilim. Tehlik, tehlikeyi bizzat ensemde hissetmiyorum. E, hissetmediğim için ve bir ahlaki sorumlu, sorumluluğun da olmadığı için e, ben bundan haz, al, haz alabilirim. Bu bir negatif hazdır. Evet, negatif haz olarak tanımlar zaten kant bu hazı. Ama yine de hazdır. Ezici bir güçtür bu. Özne üzerinde olan ezici bir güçtür. Ezici olduğu için de ben aslında bir, kendimi bir e, aciz içinde hissederim bunun karşısında. Ama bir yandan da kendi e, şeyimin, e, yeterliliğimin farkında varım ve bunu burada sınırlarımı zorlarım bir eşiği, eşiği zorlarım, yani, e, aşındırmaya çalışırım ve kendi şey sınırlarımı keşfederim ve haz da zaten burada çıkıyor şeyde ortaya. ortaya. E, dolayısıyla ortada bir korku filmi söz konusuysa, e, ben korku filmindeki o başrol karakteriyle özdeşleşmek bir yana, onun maruz kalacağı tehlikeleri ya da e, işte bir, bir takım başka e, onun e, henüz haiz olmadığı bilgilere sahibim zaten. Ben canavarı görmüşüm. Ben e, atıyorum gelir gelirken de görmüşüm. E, onun önüne çıkacak çıkacakken de görmüşüm. Ama karakter görmemiş. Dolayısıyla ortada bir özdeşleşme yok. E, i̇kincisi güvenli ortamındayım. Üçüncüsü buna bir müdahale etme şansım yok. Ve ben bir film izliyorum. Yani burada hem e, mesele şunu karşılıyor. Estetik e, şeyi karşılıyor. E, Hazlık çünkü estetik kategoriler bunlar. Hem Kant için hem Burke için. Hem benim estetik hastalığımı karşılıyor. Hem de e, benim başıma bir şey gelmiyor bunu yaparken ben seyrederken. Çünkü bunun muhatabı ben değilim. Bu tehlikenin muhatabı ben değilim. Burada tabii e, ufak detaylara girmek gerekirse işte Kant'ın matematik yüce ve dinamik yüce ayrımları var. İşte matematik yüce daha sonsuzmuş gibi görünen büyüklükler üzerinden şekilleniyor ki burada direkt e, işte korku filmlerindeki büyük işte Godzilla gibi e, canavarları düşünebiliriz. E, mutlak büyüklükler ya da işte büyük sonsuzmuş gibi görünen mekanları düşünebiliriz. E, bir anlamda dinamik güce var. Dinamik güce daha doğrudan e, Korku üzerine kurulan, büyüklük üzerine değil de korku üzerine kurulan e, şeyler ve dediğim gibi bizim şeyde o, o, tehlikede olmadığımız anları kapsayan şeyler. Hani burada da şöyle eleştiriler getirilebilir. Evet, hani Kant da, Burke de doğrudan e, sanat eserleri üzerine bunu bu yaklaşımlarını kurmuyorlar. Estetik kategori olarak şey yapmalarına rağmen. E, ortaya koymalarına rağmen ama e, bir ortada şey olduk olduğu sürece korku üreten bir mekanizma olduğu sürece bu bir film olabilir işte cam camın biz, e, güvenli bir ortamdan izlediğimiz fırtına olabilir ya da işte içinde olduğumuz çok büyük bir mekan olabilir e, doğrudan biz bunun e, muhatabı değilsek bunun estetik bir bir e, ürün olduğu olup olmadığı çok da önemli değil diye düşünüyorum yani ben çünkü bu his, his hissi hissedebilme e, şeyim e, benim ya da işte özne yani bunu bu hissi e, hangi me mecra'dan edineceği artık yani e, bırakın yorum, yorum yorumlayanları kantı dahi çok bağlamıyor gibi geliyor bana e, dolayısıyla hani. Toparlamak gerekirse e, mesele üzerine hakikaten ciddi tartışmalar, alımlama çalışmaları da var. Hala yüzde yüz açıklama çok mümkün olmadığını düşünüyorum şu an günümüzde. Ama yine de e, çok çeşitli yaklaşımlar var. Ben de bir yandan hani bunu e, hem üretim sürecinde bize bu bize bu duyguları, duyguları uyandırabilecek nelere başvuruluyor onları anlatmaya çalıştım. Bir yandan da e, buradan seyircinin aldığı hazzı kimler nasıl yorumlamış ve nasıl yaklaşımlar gelişmiş geliştirmiş onun bunların handikapları neler e, avantajları neler hani bunlardan bahsetmeye çalıştım. E, son olarak yine ya dediğim gibi spesifik bir mevzu olduğu için, tür olduğu için çünkü diğer şeyler gibi değil e, korku sineması yani şunu bile söyleyebiliriz aslında. Korku filmleri bir taraf ve diğer sinema bir taraf diyebiliriz. Çünkü hani burada gerçekten negatif olarak adledilen ad bir duygu söz konusu ve in, inatla bunu talep eden bir seyirci söz konusu. Yani e, diğer hiçbir türde bu yok. Yani dramda da hani e, bir bir takım üzüntüden üzüntüden bahsedebiliyoruz ama burada bir ağ, ağ, ağlamanın sağaltma mekanizması olduğunu iddia edebiliriz ama korkuda bu tarz mekanizmanın olduğunu düşünmüyorum ve bu da çok işlemiyor açıkçası. Dolayısıyla bir öznel durumu var korku sinemasının. Onun için bir takım kaynaklar önerebilirim Türkçe'de. Bir tanesi Biricik Çelik'in adlı kitabı var. Bu arada hepsi başlangıç kitabı. Hani şey değil. E, çok böyle kompleks metinler değil. E, ikincisi Odell ve Blank'ın Calcutta'dan çıkan korku sineması. Hani e, fena metin değildir. Üçüncüsü su, şeyde anlayan, konuşurken de çok bahsettiğim korkunun felsefesi ve kalbin paradoksları fena bir metin değil. Sıkıntıları olsa da e, şeyse e, İngilizce okuyabiliyorsunuz. İngilizce okumanızı daha tavsiye ederim. Çok ben beğenmedim açıkçası çevirisini çok fazla. Bir de yine ne çıktı? Uğur Kılınç'ın 50 maddede korku sineması güzel bir başlangıç kitabı olabilir. Ee, Kara Karga yayınlarından. Hani türün meraklarına bunları tavsiye edebilirim. Daha ileri okuma isteyenlerle daha sonra zaten yine geçeriz. Hem söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Ee, şimdi katılımcılardan soru ve katkılarını alabiliriz. Onlar düşünürken ben ufak bir şey eklemek istiyorum siz anlatırken. Evet, sanırım korku sineması dediğimizde bizim aklımıza genelde popüler, siz de söylediniz, popüler kültür ya da popüler filmler geliyor korku türü olarak. Ama hani siz de bahsetmiştiniz, bunun kullanımına göre hem B b tarzı yani daha küçük bütçeli filmler ya da daha yüksek bütçeli filmler olarak karşımıza çıkıyor. Ben mesela e, kendi doktora tezimde deneysel sinemayı araştırırken deneysel filmlerde çok fazla korku türünün işlendiğini fark ettim. E, bu avantgard işte, yani avantgard sinemanın kökenini işte Alman dışı okumculukla başlayan o doktor Caligari ile başlayan süreçten sonra izlediğim e, yani kategorilerin arasında korku da çok baskındı. Mesela bu David Lynch'in 1970 yılında bir kısa filmi var. The i̇şte Brent diye belki bakmak isteyen olur. Zaten David Lynch de anlatık dili biraz fazla farklı diğer yönetmenlere göre. Orada da çok fazla işte kostüm olsun, aydınlatmada kullandığı teknikler olsun, hem gotik hem de korku tarzına çok yakın bir dil var. Çünkü seyirciyi ürpertiyor. İşte stop motion kullanıyor. Onun dışında çok biraz daha mesela bir e, hayalini anlatıyor ama bunu çok farklı tarzda anlatıyor ya da yakın örneklerden Leyla Özgün e, Özçelik'in mesela Cadı Üçlemesi'nin 13 Artı filmi e, ben onu mesela korku imgeleri barındıran bir deneysel film olarak görüyorum e, özellikle ses imajları çok kullanıyor filmde işte yine bir kızın kendi korkularını görüyoruz ama görüntüde sadece kızın yüzü varken ses imajlarda yaşadığı o kötü sesleri, kabusları duyuyoruz. Sizin bu araştırmalar ki gözlemlerinizi merak ediyorum. Yani deneysel bilimlerdeki e, sizce e, kullanım biçimi türü nasıl oluyor diye sorayım. Ee, ya şöyle mesela şunu biliyoruz. Mesela Andy Warhol'un Dracula uyarlamaları var ee, e, ya da işte David Lynch'in dediğin kısa filmi ya da mesela Eraserhead mesela bunu deneysel olmadığını söyleyebilir miyiz bilmiyorum ama hani e, şeydir hani mesela orada çok düşük bir film Eraserhead ama e, ya, bildiğim kadarıyla işte orada bir işte yaratık bebek türünden bir figür var ve dönemine göre hakikaten insanı şey diye sorguluyor ya lan bunu nasıl yaptın hani nasıl ettiğinde de bunu bu şekilde yerleştirdin bu kadar düşük bütçeye ve gerçekten bunu başka yönetmenler de sormuş festivallerde ya anlat biz nasıl yaptın bunu nasıl oluşturdun hani e, çünkü gerçekten inanılır gibi değil ama hani burada şöyle bir durum var ya bu adamlar buna ya da bu kadınlar buna mecburlar belli noktaları çünkü e, ortada bir düşük bütçe var e, düşük bütçe bir yandan Evet seni belli noktalarda kısıtlarken bir yandan da e, yani devletlik süreç söz konusu yaratıcılığını tetikliyor. Yani e, elindeki imkanlarla sen gerçekten o kadar çılgın şeyler yapabiliyorsun ki işte o Lynch'in yaratığı gibi ya da e, mesela şey aklıma geliyor daha çok mesela deneysel filmler de hani mesela şeyde de vardı bu e, mesela Stan Breckage e, evet, bilirsin Evet. Yani. Stan Breckage'in e, çünkü korku filmi sadece şey demek değil. Hani e, doğrudan işte canavarlar üreten ya da e, işte kurmacı bir şekilde ilerleyen bir belgesel kısımları mesela Mondo filmler vardı. Mondo Trasho hani doğrudan gerçek ölüm sahnelerine ama tabii sinemaya çekildisin diye öldürme yani sınav durumu yok ortada. E, doğrudan e, ölüm sahnelerini böyle kurgulayan filmler var. Mesela Stan Brake, yani şey gerçek görüntüler üzerinden de kurulabilen bir belgesel e, tarafı da var. Stan karısının doğumunu çekmiş. Üzerine böyle filmin çize çize kare kare. Bunlar şeyler hani doğrudan gündelik hayatın içine içkin içerisinde içkin şeyler ama gösterilmeyen şeyler. Hani evet biz senin gerçek doğum sahnesini görüyoruz işte Yılmaz Güney'in eee filminde de gördük gerçek doğum sahnesi ama bu daha başka bir doğum sahnesiydi. Ya da e, tav tavsiye edebileceğim Nacho Varda diye bir İspanyol yönetmen var. O 40 dakika boyunca bir otopsiyi çekiyor her anını çekiyor. Yani ve bunu bir film olarak e, sunuyor ciddi anlamda e, ki bu aslında Warhol'un o şey işlerinden farklı değil gibi geliyor bana. İşte Sleep'tir, Kiss'tir ya da işte e, Empire gibi bu işte sadece uyuyan insanı çekmekten çok da farklı değil gibi. Çünkü bunun başı sonu yok. Hani bir otopsiyi çekiyor aslında ya da Mondo filmlerde de bu var. Yani bizim aslında çok şey yapmadığımız hani gündelik hayatımıza iç, içkin ama görmek istemediğimiz bilinçli olarak kaçındığımız e, bir takım hadiseleri olaylara e, ciddi anlamda böyle şeyi falan da yükseltmeden hani olduğu gibi gösteriyor çünkü yani e, ekstra böyle diyegetik olmayan sesler üzerinden yani filmin dışında işte çok sert böyle sesli uyaranlar üzerinden seni yönlendirmeden Gerçekten ciddi anlamda bir şey üretebiliyor ve bu ancak deneyselle mümkün oluyor zaten. Yani evet. e, çünkü başka türlü açıklayamazsın bunu insanlara. Yani e, hani işte bakın böyle o de konuştuğumuz bir film yaptım şey. 10 gün. Aynen. E, o hep daha konuştuğumuz geçen haftada bu haftada his meselesi, duygu meselesi. Ki bu alanlar hani e, film yaratıcıları için çok açık alanlar. E, yani ben de izlerken bazen. E, Korku imgeleri var, fantastik imgeler var, bir sürü farklı türü kendi içinde bir paradoks halinde aslında bir tür değil ama kendi içinde de bir tür haline getiriyor bu kullanma biçimleriyle ilgili. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür evet. ederim, ederim. Var mı sorusu olan ya da katkı sunmak isteyen? Buyurun hocam, Serdar hocam. Fırat ağzına sağlık. E, epey detaylı. E, aynı zamanda iyi bir çerçeve sunan, gayet iyi bir sunum oldu. E, ya ben merak ediyorum. Onun için soruyorum. Çünkü çok korku filmine düşkün bir insan değilim. Hatta pek de izlemek istemem açıkçası. Ama bu benim izlemek istememem. E, korku filmi gerçeğiyle ilgili, ilgili tartışmalara girme anlamına e, ulaşmayacağım demek değil. bir şekilde korku filminin epey tüketicileri de var. korku ya bir insan ya da bir şirket niçin korku filmi yapmak ister? Yani bunu tabii teorik tartışmalar içerisinde de şey yapabilirsin. kendi görüşünde izah edebilirsin. Bizi korkularımızla yüzleştirmek için mi? Bizi bizim korkularımızdan yararlanarak, korkularımızı manipüle ederek başka kar ya da başka politik amaçlar, gerçi o politik meselesini açıkladım. Ama bilmekteyiz ki Hollywood sinemasının bazı örnekleri, örneğin Alienler, yani uzaydan gelenler, dünya dışı gezegenlerden gelenler, meselesine dair dünyadaki insanlara dair bir korku yaratma ve bu çerçevede Amerika, özellikle Amerika devleti başta olmak üzere büyük devletlerin politik ve askeri aygıtlarını devreye sokularak bunu def etme. Yani aslında dünyanın güvenliği bir şekilde Amerikan siyasetinin ve kurumlarının, Pentagon'un elindedir. Bu çerçevede pek çok film var. Yani bununla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bir politik boyut var. E, politik amaçlar olabilir. E, kar elde etme amacı olabilir. Çünkü bizim belli dürtülerimiz var. Bunlardan en önemlilerinden birisi korku. Ama bazı filmler vardır ki aslında bence Aysu Uğur'un sorusu e, da biraz sanki bununla ilgili gibi geldi bana. E, şimdi mesela Ingmar Bergman film yapıyor. Yedinci Müğür. E, korku filmi değil. Evet doğru. Ama orada ölümü görüyorsun ve insan birdenbire e, ürpermeye başlıyor. Yani ben tabii korku türünün sınırları konusunda da orada pek çok sorular var. Ve burada korkularımızla yüzleşmeye başlıyoruz. Yani bazı modern sinema örnekleri, öyle diyelim belki. Çünkü klasik sinema var, modern sinema var. Hollywood sineması genellikle klasik sinema. Ve bunların, bunlar korkuyu manipüle edebiliyor. Ama bazı sinema örnekleri var ki ee, tabii bunu biraz da David Lynch evet yani güzel örnek oldu bu bambaşka bizi filmden sonra etkisinden kurtulamayacağımız imajlar sunuyor çünkü yapılma biçimiyle değil intili belki ee, mesela bunun kategorisi nedir bilmiyorum korku filmi midir korku filmi dışında gerilim filmi midir ee, sorumu net olarak sormuyorum ama şey olarak atıyorum bunu ...bir düşünce deneyi olarak atıyorum. Yani bu konuda ne dersin? Senin de böyle bir düşünüşün... ...ya da işte açıklaman var mı bu konuda? Teşekkürler hocam. Ee, ya ben açıkçası şöyle... ...şunu söyleyebilirim. Şöyle başlayabilirim mevzuya. Şimdi ya da korku olmasa çok sıkıcı olurdu. Ee, hani... ...aslında şey önemli bir duygu aynı zamanda biz hayatta tutan bir duygu korku duygusu yani e, korku hissi olmasaydı eğer hani atıyorum biz bir balkondan bir balkona atlamaya çalışır ve ölürdük ve bunu bu sürekli devam ederdik hani bize aynı zamanda hayatı tutan da bir e, mesela gerekli de bir duygu bu anlamda yoksa hani e, böyle şey gibi bu Belsin Zaman Makinesi kitabındaki o Eloiler gibi şey olabilirdik böyle kayıtsız kendi türümüze yabancı böyle e, her şeyin pes pembe göründü ve sıkıcı bir şey de olabilirdik. E, bu gerekli bir olgu ve e, bir yandan da şu da var. Hani bu her her yerden bize biz maruz kalıyoruz korku duygusuna. E, yani bunu doğrudan çok negatif bir duygu olarak bu şekilde göremiyoruz ister istemez. Yani gerekli bir duygu çünkü gerekli olan bir şeyi doğrudan pe pejoratif bir pozisyonuna sokmak çok şey olmaz ve haksızlık olur gibi geliyor şey için o duygu için şimdi şeye baktığımızda da gündelik korkularımız var Hani sürekli bir şey ama, Hani bu makro korkular olabilir mikro korkular olabilir. Yani e, işte gece dışarı çıkma ile ilgili korkular olduğu gibi bir iktidar korkusu da olabilir. E, bir karşılık arıyoruz belki. Hani bir duygu, özdeşlik değil ama duygudaşlık. Hani e, şimdi burada filmlerin de aslında hep şey şeyi vurguladım ya istismar mevzusu. Aslında burada istismarı da nötr olarak kullandım. Hani şey olarak değil. eee doğrudan böyle bir negatif hani bunlar da böyle işte bu yapımcılar da yönetmenler de böyle insanların en zayıf anını kolluyor ve e, o duyguların istismar ediyor şeklinde değil e, ne tür bir şey çünkü bunlar bazen gerçekten gerekiyor galiba yani bir duygudaşlık kurulabilmesi açısından e, ve hani e, gündelik korkularımız yani işte mesela mesela zombi bir gündelik korkuya belki her zaman tekabül etmiyor ama işte soka şeyden e, sokakta arkamızdan yürüyen mesela sadece ayak seslerini duyduğumuz işte ilk aklıma cat people geliyor mesela e, film olarak bir o ses mesela hani orada gerçekten bir özdeşleşme yerine bir duygudaşlık duyuyoruz belki e, ve orada şeyimizi anlamlandıra anlamlandırabiliyoruz belki yok korkumuzu anlamlandırabiliyoruz Cemreş evet yüzleşme mevzusu da var bir yandan özellikle politik korku mesela politik politik korku ifadesini açıkçası çok sevmiyorum hani e, bir şeyin başına politik sıfatı koyunca çünkü filmlerde genelde hani e, sanki bir takım sosyal mesele solcu yönetmenlerin çektiği filmler politik film oluyormuş da diğerleri politik değilmiş gibi bir şey oluyor ama hani şeye böyle geldiği için söylüyorum. politik korkuda mesela işte Jordan Peele'in mesela Get Out hani gerçekten burada e, oradaki korku bir şeye işaret ediyor. Hani e, politik bir şeye e, iktidar mekanizmasına tekabül edebiliyor ya da işte işte Mesela şey şey filmleri var bu e, şimdi aklıma gelmedi e, faz şey e, hangi hangi coğrafyayla oluyor Kuzey Asya filmleri var vardı. Sudan'dan gelen bir çiftin anlatıldığı bir film vardı İsmini hatırlayamadım mesela doğrudan mesela politik e, e, sol sol politik bir konumda şey yapmış e, kendisini var etmiş ve e, Nasıl diyeyim? Hani Biz doğrudan şeye sokuyor bizi. Evet, sen böyle bir iktidar mekanizmasıyla karşı karşıyasın ve bu kadar da rasyonel değil bu. Aynı zamanda bir e, şey var, işin irrasyonel korku boyutu var ve sen aslında bunun altında da eziliyorsun gibi bir e, durum söz konusu olabiliyor. Bir de işin sanki bu boyutu var gibi geliyor. Yani orada bir duygu, burada da mesela duygudaşlıktan ziyade seni e, iktidar karşısında bir duygusal pozisyona sokuyor gibi e, geliyor bana. Bilmiyorum sorunuzu da doğru anlayıp şey yaptım mı, yanıtlayabildim mi ama. Şunu ekleyebilirim belki. Mesela Dead, e, Dead Don't Die, Jim Jarmusch yaptı, zombi filmi yaptı. Şimdi pek çok zombi filmi kalıbı var ve bu kalıp e, belli kodlarla, belli imajlar kompozisyonu ile ilerliyor. E siz de e, bir başka zombi filmi yapıyorsunuz ve burada tüketim toplumunu kritik ediyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Ama bunun içerisinde pek çok ıı, vurmalar var, kesmeler var vesaire. Ee, şimdi bu türün kodları yani korku filminin kodları neye göre biçimlenmiş? Aslında klasik filmin e, belli belirteçleriyle mi e, bizim önümüze sunulu sunuluyor? Yoksa e, modern sinema ki Dead Don't Die aslında modern sinema. Cinci yarattığı bir film. Ee, yoksa bunun ötesinde gerçekten korku meselesini e, bizi kısmen Korkutarak ama korkularımızı da yüzleştirerek başka imajlar kompozisyonuyla ele alan filmler yok mu? Yani korku meselesi, e, korku sineması e, klasik kodlarla mı örüntülenmiş? Bunun ötesine geçen korku sineması ee, kodları yok mu? Var tabii ki muhakkak var yani. E... Evet hani ilk başta dediğiniz gibi bir takım uzlaşımlar üzerinden şekillenmiş. Yani ilk korku filmini yapan adam, insan çıkıp da şey ben bir korku filmi yapacağım dememiş. Biliyorsunuz hani türler e, o türün unsurları artık şekillenmişken köşeleşmişken e, artık adlandırılmaya başlanıyor. Hani 2-3 film üzerinden belli bir e, şey oluyor. Bir e, ürün havuzu oluyor ortada ve o bunları tasnif etmek amacıyla aslında e, adlandırılıyor. Ve burada gerçekten hani, e, hem yönetmenin yapımcının tavrı hem e, seyircinin tepkisi hem de eleştirmenlerin e, yazdıkları ettikleri üzerinden şekillenen böyle bir takım e, denenmiş ve başarıya ulaşmış deneme yanılmayla başarıya ulaşmış kodlar bütünü var. Ama e, bunu kıran birçok bir şeyler olmuş yani bu ana akım bir tür meselesi ama yani mesela işte e, Jean Rolin mesela benim için çok çok önemlidir yani Fransız e, bam, vampir filmi çeker hiçbir şekilde Dracula esin bir Dracula filmi çekmesine hemen hiçbir şekilde bir Dracula esinlenmesi yoktur kendi vampirlerini yaratmış çok duygusal bir e, şeye indirgemiştir mevzuyu hani orada e, artık yaratığın canavarın kötü veya iyi oluşundan bahsedemeyiz. Doğrudan bir zavallılık ya da bir mağdurluk şeyi vardır ve insanın gerçekten belki özdeşleşme olacaksa belki o şekilde olabiliyor. Çünkü e, hani şey tipler değil bunlar. Mutlak iyi mutlak kötü e, gibi o yine klasik anlatının e, kodlarıyla şekillendirilmiş tipler yok ki bence bunun uç noktalarından biri bu tarz canavar ya da şey filmleridir. Mesela yine e, şeyin adamın adını da hatırlıyorum. del Toro'nun mesela Oscar alan filminde mesela bir yaratık var ve hani buna aşık olan bir karakter var. Hani burada gerçekten artık bir canavar ve insan ilişkisinden ziyade çok daha başka şeylerden söz etmeye başlıyoruz artık. Hani bunlar o sizin o modern anlatı dediğiniz şeyin karşılığı oluyor aslında. Artık hani bir Orada ha adam ne biçim film yapmış bir canavarla bir şeyin aşkı e, insanın aşkı gibi bir Godzilla mevzusu, mevzusu değil aslında. Hani bir takım insani özellikler gösteren bir canavar var ve bir yandan da insani özellikler göstermekten kaçınan bir kadın var gibi böyle hani aslında orada bir... E, bir takım insana dair, insanın ne olduğuna, ne olmadığına dair, temel duygularının ne olup olmadığına dair de bize e, sorular üretebiliyor bu filmler. E, yani hatta ve hatta biraz iddialı olacak, Hani e, postümenist bir şeye bile çekebiliyor belli noktalarda bizi e, diye düşünüyorum. Ve e, şeyde de hani mesela... Jarmusch'un filminde de e, ya biraz aslında Jarmusch eğlenmiş diye düşündüm mesela o filmde biraz daha o şeyler e, zombi anlatısında. Çünkü şey güzel bir şey ya ben benim hoşuma gidiyor açıkçası. E, ya elimde benim sinema gibi bir mecra var, bir medyum var ve ben bununla her şeyi yapabiliyorum artık. Kafa kafada kesebilirim, gövdede kesebilirim. Şey ya yani, yapabilirim. Yani bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir imkan. Yani bunu başka bir yerde yapamam. Böyle bir şansı yok Çünkü başka bir yerde. Ama sinemada gerçekten böyle bir şansı var ve e, adamın kafasıyla da bu uyuyor. Yani böyle bir şey yapabilmek uyuyor. Yani mesela şey de böyle bir yola gitmiyor. E, daha bir önceki filminde böyle bir yola gitmiyor mesela. E, sadece aşıklar hayatta kalırdı. Daha dramatik duygusal bir vampir hikayesi anlatırken e, ki bunların hepsi aslında klasik canavarlar. Bunlar çok farklı bir zemine yer, ikisinde de farklı bir zemine yerleştiriyor ama diğerinde bunu bir sanki daha komedi unsuru haline getiriyor falan. Çünkü çok güzel bir imkan yani. Gerçekten artık böyle bir şey var işte grafik teknolojisi gelişmiş, o gelişmiş, bu gelişmiş hepsini e, artık bir sinemaya dahil edebiliyoruz. E Cermuş da artık iyi kötü bir bütçe sahip falan hani e, ben de olsam ben de bunu yapabilirdim yani. Kendi adıma söyleyeyim. Hani bu çok çok güzel bir imkan çünkü adam için ve e, Belki de bunu 20 sene önce yapmak istiyordu ve şimdi yaptı. Bilmiyorum yani bunu da mesela bence Arma Muş'un açıkçası yani e, laf arası çok sevdiğim bir filmi değildir Day Don't Die ama e, çok eğlendiğim de bir filmidir. Sanki sadece bunun için yapmış gibi geldi bana. Hocam mesaj kutusunda bir sorumuz var. Ee, belki açmak istersiniz. Başta her ne kadar korku sinemasını politik kameradan ayrı tuttunuz ama Kenner Sov serisini ABD'nin 11 Eylül sonrası terörle mücadeledeki aşırılıklarla bağdaştırıyor. Sizce hiç bağ, e, hiç bağ yok mu? 11 Eylül, evet. Doğrudan e, şey diyemem tabii. Hani kesinlikle hiç bağ yok. Bunlar çok zorlama yorumlar falan diyemem. Ama Douglas Kellner'ın bunları bana biraz şey geliyor. E, indirgemeci geliyor açıkçası. E, Defalarca okuduğum da bir kitap açık şey e, politik kamera e, takip de ederim yani yani e, sanki şey gibi geliyor bir kadın karakter ölüyor işte e, kadın karakteri öldürdü ve bir işte erkek ağzını tatmin etme yönelik bir muhafazakar durum söz konusu erkek karakter ölüyor kadın karakter öldürüyor bu sefer bu sefer seferdi ki evet kadını şeytanlaştırmış bir muhafazakar bakış söz konusu. Erkek erkeği öldürüyor. Burada hiç kadın yok. Burası bir erkekler dünyası ve e, bir muhafazakar bakış söz konusu. Kadın kadını öldürüyor falan benzer böyle her konumda şey yapıyor. Bir muhafazakarlık şeyi atfediyor. Yani e, ya biraz da bir şeyde değil intili bu. E, Douglas Kendall da e, bir bir yönüyle gö yöntem olarak daha gösterge bilimsel bir noktadan yaklaşıyor ve bir yandan da hani e, psikanalist psikanalist kuramını çok fazla kullanıyor. Ee, hani bu, bu bu tarz sonuçlara varması da açıkçası bu taraftan doğal gibi geliyor ama yani ben yani nasıl diyeyim? Ya korku filmi çekmek için bu kadar derin şeylere e, motivasyonları girildiğini ben yani işte solda James Van'ın yani böyle bir şey girdiğini çok emin değilim ya. Düş bunu ya ben mesela şey, so Fırat Fırat bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki hocam. Yani bu sen son söylediğin cümleyle ilgili belki. Şimdi e, biliyorsun e, James Bond romanlarını yazan Fleming var. Ian e. Fleming. Ian e. Fleming e, James Bond yazar bu romanlarını yazarken e, bir komplo içerisinde bu romanları yazmıyor. Ian e. Fleming yani Umberto Eco'nun çözümlemesini söylüyorum. Ian Fleming toplum içerisindeki özellikle batıdaki kanaatlere bakıyor. Toplumdaki kanaatlere bakıyor. Bu, bu kanaatler nelerdir? Soğuk savaş ortamıdır. Sovyet düşmanlığıdır. Ee, i̇şte bu soğuk savaş ortamı içerisinde casusluk savaşlarıdır. İnsanların ön yargıları vardır. Ön yargıları. Ne yapıyor? Bu ön yargıları alıyor, kanaatleri alıyor ve romanların içerisine bunu yerleştiriyor. Şimdi bu komplonun ötesinde kanaatlere boyun eğmekle ilgilidir diyor Umberto Eco. Yani aslında Ian Fleming'in yaptığı en büyük faşizm aslında toplumun arzularına itaat etmesidir diyor. Ee, dolayısıyla biz analizlerimizi yaparken illa bir yönetmen e, ya da işte yönet senaristler topluluğu bir komplo içerisinde şunu bunu yapacağız biçiminde mesele değil bizi de Eken e, bilinçaltı toplumun içerisinde bulunduğu işte durum kanaatler vesaire onlara itaat etmek onlardan yararlanmak e, içinde ne yapabilirsiniz e, film yapabilirsiniz e, bunu söylerken şunu da dikkatini çekmek istiyorum e, zaten onun için söyledim. Klasik korku filmiyle modern belki sinemadaki korku filmine dair teorik yaklaşımlar belki biraz birbirinden farklı olmak zorunda. Örnek mi istiyoruz? Haneke. Şimdi Haneke ne yapıyor? Film yapıyor. Yani ölümcül oyunları yapıyor. Funny Games'e. Benny'nin videosunu yapıyor. Şimdi baktığınız zaman burada kesme var mıdır? Burada herhangi kamera size bir şey ifşa ediyor mu? E, göstermeden korkutuyor. Ve öyle bir korku yaratıyor ki o bizim hardcore diyebileceğimiz korku sinemasındaki imajlardan daha fazla korkutuyor ve insanların çoğu sırf bu yüzden gerçekçi olduğu için korkuyu korku korku üreten şiddet e, teknolojilerini eleştirdiği için e, e, tahammül edemiyor şeye haneke'nin sinemasına. Yani korku üreten medyayı, şiddet üreten medyayı kritik etmek için adam onun kodlarını kullanıyor ama ona aykırı bir şekilde kullanıyor. Yani belki bu açılardan da meseleye bakmak daha doğru, doğru olur gibi. bir ee, sorusu var ya ben uzattım kusura Haklısınız hocam zaten şey de var. Hani burada istismar edilen hani yani ben başından beri o istismar lafının şey arkasında olarak ve nötr olarak kullanıyorum dediğim gibi bunu bir e, pejoratif şey yok. E, İstismar edilen yani aslında sadece gündelik korkularımız değil. Güvenli alanlarımızda istismar ediyor. Korku filmini de çok yapıyor. Yani e, mesela baktığımız zaman birçok korku filminde e, insanlar çıplakken öldürülür. Çünkü en savunmasız olduğumuz anlardan biridir o zaman. Hani e, Ya da işte yine Sayko'yu hatırlayalım. E, da öldürülür. Ya da işte e, evine evine şey gibi Funny Games gibi en güvenli olduğunu düşündüğümüz alanda e, yakalanırız. Yakalanır e, karakterler korkuya. Aslında ya da en güvendiği kurumlarca yakalanır korkuya. Yani e, nasıl diyeyim? Mesela şeye güvenirken işte e, bu şey hatırlayalım. İşte Cronenberg'in mesela ilk filmlerine bakalım. E, şeydir işte bir bilim merkezi vardır ve bir, bir işte daha şeyin site'nin bu güvenli alanın şeyidir o. Bilim, e, şey işte bilim diyorum. Tıp tıp merkezidir, sağlık merkezidir ve orada üretilen bir virüs e, yayılır. Yani daha doğrusu şey yaparlar. Yani bizim o kurumlara olan güvenimizi de istismar ederler. Hani bunu sarsmaya yönelik demiyorum. istismar etmeye yönelik bir şey var. Çünkü burada aslında ben hani e, nasıl diyeyim? Yani bunu şunun için yaptık yaptıklarını düşünmüyorum. Yani e, bir niyet okuma değil tabii ki bu söylediğim ama Hani e, ben bunu yaparak e, işte hükümete ya da egemen dünya görüşüne hizmet edeyim den ziyade ya da filmi korkutmaya ihtiyacı var. ve Ya daha basit bir önerme sunuyorum aslında. Hani muhakkak ki bu kırılabilir ve muhakkak ki farklı farklı örnekleri var ki var. İşte Invasions of the Bad örneğini şey yaptık. Gerçekten sanki o dönem makartici hükümet sanki böyle şey yapmış. O filmi sipariş etmiş gibi bir filmdir. Ama yani ben açıkçası burada şunu düşünüyorum ya bunlar gerçekten geçerli ve güncel korkular ee, şeyler hani korku filmlerinde korkutmaya ihtiyacı var. Yani e, bunu yapmaları sadece bunu yapmış olmak için bunu yapıyorlar gibi geliyor bana birçok bir noktada. Yani e, hani alegorik anlatılar dediğim gibi yok mu? Var. Muhakkak var. Hani çok geçerli yorumlar gerekirse e, ya da işte günümüzde artık bu şeyleri kıran işte Jordan Peele mesela hani doğru ya da işte Romero'nun zombileri hani doğrudan e, şeydir hani sol da konumlanır Romero'nun filmleri ve sol korku filmleri çeker sol sol konumlanma noktasında e, ırk, ırkçılık e, tüketim toplumunu eleştirir sınıfsal meselelere değinir işte keza Jordan Peele de öyledir ya da işte Ari Aster'in filmleri yine öyle olabilir belli noktalarda ama hani e, <laughs> genel olarak yani bunlar biraz korkuyu şey olarak kullanıyor. E, bir araç olarak kullanıyor. Kullanarak dediğim gibi hani başta demiştim ya bir e, tırnak içinde sanatsal değerini yükselten böyle daha yüz akı şeyler bunlar isimler. Ama i̇lk başta sanki yani o klasik dönemde sanki niyet e, hani bir yere hizmet etmek veya bir sanatsal performans göstermekten ziyade istisnalar olmak kaydıyla doğrudan korkutmak ve ben daha çok korkutabiliyorum, ben daha iyi korkutuyorum ya da işte e, korkutmalıyım motivasyonu üzerine kurulmuş gibi geliyor bana yani yanılıyor olabilirim ama gördüğüm üzere sanki bu şekilde gelişmiş gibi geliyor bana Teşekkür ederiz hocam. Serper hocam buyurun Harper Hoca'nın teknik sorunu e, tamamlanana kadar var mı? Başka eklemek ya da soru sormak isteyen? Herkes korktu galiba. Kimse soru sormadı. <laughs> de bugün korktu. çok korku sinemasından bahsettik. Umarım herkes rahat uyur bugün. Evet. E, bu arada ben korku sineması izliyormuşum. David Cronenberg'i falan izliyormuşum. Şimdi demek ki izlediğim şeyin ne olduğunu farkında değilim. Ama modern, daha farklı bir film izliyormuşum. Haneke izliyormuşum. David Cronenberg. Bunlar da bir tür korku sineması yapıyor aslında. Şimdi geliyor mu sesin Ha şimdi geliyor. Geliyor hocam. Herkese iyi akşamlar. Fırat teşekkür ederim e, için. Aslında bayağı e, soru kafamda oluştu. E, ama ben e, korku edebiyatıyla da biraz meşgul olan birisi olarak gotin dönüşü yani tam da senin e, esas hani doktora tez konuda olan gotin dönüşüyle ilgili bir şey merak ediyorum. Biraz hmm. işin e, felsefi tarafıyla da ilgili. Şimdi aslında gotik edebiyat ya da gotik korku edebiyatı modernizasyon sürecinde bir şekillenen bir şey. Modernleşme, sekülerleşme yani aslında geleneğin yavaş yavaş e, terk edildiği ve modernleşen bir dünyada gotik geriden e, dönüyor. Ve bu sekülerleşmenin bir parçası da tabii ki dinle münasebetler. E, e, normal hani dinsel kurumlar e, bir şekilde e, modern dünya karşısında tutunamazken mitolojik e, şeyler geri dönüyor. Yani efsaneler geri dönüyor. Romantizm değil mi? Yani romantizm akımının çok büyük bir şeyi var burada. E, rolü var. Dolayısıyla bu gotik edebiyatın ve sonra tabii bunlar sinemaya da uyarlandı. İşte en meşhur örneği Bram Stoker Dracula. Francis Ford Coppola'nın mesela değil mi? En e, iyi versiyonlardan birisi ama daha önce de Alman dışa döneminde e, Nosferatu e, adıyla. Sonra Werner Herzog bunun e, daha alegorik bir yorumu. Yani tam da işte Alman faşizmle e, bağlantılı olan alegorik bir yorumunu yaptı. Dolayısıyla benim bu e, şey yani bu bir paradoksal bir dönüş değil mi yani bir yandan modernlik var sekülerleşme var e, kurumsal Hristiyanlığın e, resmi Hristiyanlığın gelenek e, geleneksel Hristiyan çöküşü var ama Gotin e, ve de mitolojinin geri dönüşü var Bunu neyle e, şey yapabiliyorsun eğer yani düşündüğüm bir konu mudur bu çalışırken e, ya senin şöyle ilgileni merak ediyorum şöyle ilginç aslında o mesele hani e... Gotik kavramının o tarihsel sörevenine baktığımız zaman böyle e, birçok şey süreçten geçmiş ve hani işte ilk o Gotlardan beri aldığımız zaman işte daha sonraki o Gotik Gotik mimariye mesela ilk Gotik mimariye bakıyorsun dinsel bir mimari işte katedraller işte e, kiliseler e, bir takım Tanrıyı yüceltmeye yönelik ee, ve in, kul insanın onu karşısında kendisini e, aciz hissetsin diye yapılan falan şeylerken bir yandan da o dönem dahi şöyle yorumlanmış. Bunlar bir yanıyla böyle bir şey ifade ediyorken diğer yanıyla da bir tanrıya ulaş tanrıya ulaşma bir şirk koşma. Hani e, o göklere biz de hakim olacağız işte faniler olarak gibi bir şeyi de var yani e, ve e, o şeyi de mesela işte gotik kiliselere mesela bakıyorsun, bunları bu arada şey e, çok baştan alıyorum diye düşünme hani senin soruna karşılık olarak da söylüyorum mesela gotik katedralleri kiliselere bakıyorsun işte kasabanın ya da şehrin en böyle yüksek yerine ya da her yerinden görülen bir yerine yapmışlar. <laughs> Burada mesela şunu görüyor, ya diyor ki o dönem işte e, iktidar mekanizması başkaydı, i̇şte aristokratlar vardı, o bu vardı falan. Orada artık en üstte olduğu için Tanrı'nın yani hükümranlığı var ve Geri kalan herkes eşit. Ey aristokrat sen kim oluyorsun? Burada artık öyle bir sınıf sağlığı ayrım söz konusu değil. Hani tabi bu ne kadar ilerici bir şey bakışta tartışılır ama e, böyle bir e, yorumlanma da olmuş. Keza şeyde de gotik edebiyatın ilk döneminde de ki Walpole işte bu Otranto'yu yazarken Otranto şatosunu yazarken... E, Doğrudan aslında gotik mimariyle ilişkilendirmiş kendisini. Çünkü zaten kendisi de öyle bir ev dizayn etmiş ve orada yazdığı kitabı da gotik edebiyat diye türün adını da kendi koymuş zaten. Ee, bir şeyin devamı olarak koymuş ama Walpole. Bir estetiğin devamı, bir e, dinsel bir göndermesi olmadan kurmuş bunu. Ee, ama bir yandan da baktığımızda bu gotlar, gotik mimarisi Fransızken falan bunlar bir İngiliz ya da işte o e, Britanya adasına tekabül ediyor falan. Ve ondan sonra işte yine o belirli coğrafyada e, bir takım kadın ve erkek yazarlar, gotik edebiyat sınıfına sokacağımız metinler yazdıktan sonra Edmund Burke e, ki İngiliz biliyorsun zamanında böyle e, Amerikan devrimini şeyi savunmuş. Ardından bir anda böyle bir nasıl olduysa işte bir e, ki muhafazakar düşüncenin kurucu isimlerinden biri ama muhafazakarla dinsel olarak yorumlamıyoruz burada daha... E, kurumlar üzerinden bürokrasi üzerinden daha iyi biliyorsun sen hani şekillenen bir muhafazakarlık. orada mesela gotiye gotik edebiyata bir e, şey atfediyor karşı devrimci bir pozisyon atfediyor diyor ki e, şeyden korkuyor Fransız devriminin kendi ülkesine sıçramasından korkuyor ve diyor ki bu artık bizim bir milli edebiyatımızdır zaten artık bunun Fransız tarafı da kalmadı e, bu bizim için bir şeydir e, milli davadır gotik edebiyat o dönem işte bu daha sonra şeyler falan da işte bu meşeliler işte e, stokrak falan tabi daha gelmedik o dönem. İşte, ya da işte Le Lefanular falan o İskoçya'da şeyde İrlanda'da falan e, ya biz neymişiz falan durumuna geliyorlar ve bir yandan da Fransız devrimcileri şey olarak görüyorlar. E, nedir adı yamyamlar işte şeyler bunlar barbar bar, işte e, sağa solu kesiyor o işin özünü kaçır, kaçırıp böyle bir takım münferit şeylere takılıp böyle olayları olaylara takılıp bu, bu börkün şeyine geliyorlar aslında Ona geliyorlar. çünkü bunlar da belli noktalarda aslında aristokrat şeyden gelmeler ama ne zaman ki e, gotik mimarinin ikinci döneminde e, artık bu mimari dinsel yapı kurtulup dünyevi yapılara yöneliyorsa, yönel, yöneliyorsa işte bu e, İngiltere meclisi, İngiliz meclisi bir, e, sarayı, e, bir takım başka devlet daireleri falan gotik mimari tarzında işte gotik revival, e, gotik yeniden uyanış döneminde e, bir anda böyle bir seküler şey damar meydana geliyor burada. Aa, bu olay artık sadece artık dinsel değilmiş falan ve zaten ondan sonra Poe diye bir adam çıkıyor zaten e, Amerika'da. Ee, pardon bir bir bu, daha... gotik yeniden uyanışla ilgili olarak sanat Ruskin, meşhur bu gotik yeniden tabii, tabii. Diyor, Aa, uyanışa ilhamını yani, veren kişi şey diyor İngiliz ruhu gotikte cisimleşir diyor. Yani gotik evet, bir evet. dediğim gibi kıta Avrupa'sından farklılaşma adına da politik bir e, estetik bir politika aslında. Partide herhalde örgütlüyor değil mi? Yani o kıta felsefesiyle evet, evet. İngiliz muhafazakarlığı e, meselesi. Orada bir aynen, şey yönelmedi. Ve dediğim gibi daha sonra bir anda başka bir şeyden, kıtadan Ho diye bir adam çıkıyor ve bir anda mevzuyu e, daha insan psikolojisine ve e, insana indirgiyor. Ondan sonra artık zaten her şey değişiyor. Gotik bir anda bu e, revival dönemiyle beraber artık iyice dünyevileşiyor, sekülerleşiyor. E, ve e, Dediğim gibi o şey kısmı artık o nasıl diyeyim doğaüstü kısmı fantastik kısmı biraz daha aslında dediğin gibi bir alegorik şey haline geliyor, pozisyon haline geliyor en azından edebiyat için konuşursak. Yani çünkü biliyorsun Gotik edebiyatın en şey mevzusu, en değişmez mevzusu geçmişteki bir takım karakterlerin, kahramanların isimlerin o eserin geçtiği döneme bir şekilde sızmaları ölmüş ve 200 yıl sonra hayaleti sızıyor veya çocuğu aynısı, kendisine benzeyen çocuğu sızıyor yani bir şekilde bir intikam alma bir şekilde bir nasıl diyeyim e, haksızlığın şey olması artık e, şeyle e, haksızlığa karşı mücadelenin tahsis edilmesi üzerine kurulan bir anlatı şeklini alıyor o geçmişten çünkü bir yarım kalmış hesap var ve o e, işte bir şey e, aristokrat bir şey e, karakter geliyor ve işte bir takım entrikalarla o şey ele geçiriyor aileyi içten fethediyor falan bir şeyler oluyor ve daha sonra onun bilmem gayrimeşru oğlu 200 sene öncesinden gelerek babasının intikamını alıyor gibi böyle bir e, şeye dönüşüyor yani daha doğrusu dediğim gibi, bir mücadele şeyi alanı haline yani geliyor aslında. Birer Stoker Dracula'da da biraz şey yok mu mesela bu aristokrasinin e, aslında geri dönüşü iyi bir şey değil mi? Yani evet, Fransız devrimiyle evet, devrimiyle tarihin çöplüğüne atılan aristokrasinin vampir şeyinde, silüetinde geri dönüşü gibi. Tabii tabii. Sanki tabii. bir şey var. Yani, ee, yani bu kadar sevgili meselenin da... <laughs> <laughs> Evet evet Stoker'ın zaten yani o e, şeyi kazıklı boyu model alması bu bağlamda hani çok tesadüf olamaz yani. Hı hı hı. Ben öyle düşünüyorum. Yani vampir, özellikle vampir bu vampirleri de esas mevzu korkutmak değil tabi orada bir ölümsüz aşk aslında. Meselesi vardı vampirin evet, ölümsüz evet. olmasından dolayı. Herzog'un vampiri, eee Klaus Kinski'nin müthiş e, işte oyunculuğuyla falan o da o, o da benzer şeyden yakınıyordu. Yani e, aşkı, tutkuyu. Coppola'nın Drakulası zaten öyle. E, evet, aynen. E, böyle şey bir vampir. Yani elitleşmiş, seçkinleşmiş bir vampir. Hatta daha sonraki vampir edebiyatı şeyinde sinemasında şey oldu biliyorsun. Vampirler açın, e, vampirler içindeki kavgalar falan. E, Blade'de böyleydi. E, böyle melez e, vampirler. Onlar aristokrat vampirlere göre daha aşağıda. E, ve e, kavga, iki e, şey sınıf arasında kavga var. Sınırsız nitelikle kazandı yani. Böyle de bir yere de gitti vampir edebiyatı. E, yani ben onun politik bir şey... E, yani olduğunu ki senin de şimdi yorumundan anladığım kadarıyla tam bir aslında e, estetik politikası aslında. Bence şeyde de var, Berk'te de var. İngiliz klasik muhafazakar evet, çalışmaları. Bir de bunlar yüce biçimler değil mi? Yani gotik dediğin zaman tabii, tabii, zaten. Tabii, tabii, tabii. Yani. E, yani bu yüceler şeyde de vardır ya. E, Alman romantizmde de vardır ama bu yüce anların arandığı şey hep doğa doğa. Ama e, yüce sadece şeyle de ilişkili bir Alman romantizmde Büyük dağlar ya da dinamik yüce fırtınalar, kasırgalar da değil. Mesela işte bir kovuk mesela. Nereye kadar dibinin nereye kadar gitti belli olmayan bir kuyu. O da bir yüce yani. Bir tür yüce aslında. Tabii sonuçta bir şey yaratıyor sende yani. Evet. Bir... Değil mi? Yani sadece anlam yetisini aşan bir büyüklükle ilgili değil. Aynen. Artık orada yücenin bir derinlikle ilgili olduğunu da bence görüyoruz. Ee, işte... Yalnız Yalnız Seyfer eee Gerçi Fırat onu söyledi ama orada bir sıkıntı var. Yüce estetik bir kategori, kategori olmaktan ziyade etik bir kategori. Tabii tabi. E, çünkü. söylediği anlamda. Çünkü şey, e, sen kendini e, karşılaştığın o doğa durumu ya da büyüklük karşısında küçük hissediyorsun önce ve saygı hissiyatı duymaya başlıyorsun saygı. Senin senin karşısında büyük ve dinamik bir şey var. Büyük matematik, öbürü dinamik. Orada etik devreye giriyor ve akılla sen onu çözmeye çalışıyorsun. Akıl kendi idelerini çıkarıyor. Özgürlük, evren vesaire bu kavramlarla onu yenmeye çalışıyor. Bu da aslında tabii, tabii. Etik, etik bir mesele gibi. Ve hatta ben bu İstanbul'daki sunumda dijital yüce dedim. Mesela dijital yüceyi şey kullanıyor. Vincent Mosko ama hiçbir zaman felsefi açıklama yapmıyor sadece kritik ediyor. Dijital yüce yani bu yapay zeka ve işte bu dijital dünyadaki büyüklük ve yoğunluk karşısında e, bizler de bir sonsuzluk hissiyatına sanki ve aynı zamanda bir yoğunluğa sahip oluyoruz ve bu yapay zeka karşısında kendimiz yapay zekaya saygı duymaya başlıyoruz. Bu da belki de bir yüce andırışı. E, Doğru, doğru hocam çok haklısınız. Kantın yücesi açısından düşündüğümüzde evet o etik olmadan yüce ama Kant'tan biraz dışına çıkarsak yani yüceyi bir duygulanımsal derinlik boyutu olarak ben şey yaptım hani öyle de düşünülebilir mi acaba bu derinliklerle de ilgili bir yüce olabilir mi? Şu meşhur örnek var ya Empodekles sanırım değil mi kendisini Vezurdanın yanardağın içine atanıyordu galiba felsefe illa yukarılara işte gökyüzüne giderek yapılmaz derinlere inerek de yapılır demişti ya Empodocles ve yanardağ kendini bırakmıştı. Yani bunun gibi bir şey de olabilir tarzında bir romantizm de var çünkü o yani romantizm, Alman romantik resimlerinde David Kaspar Friedrich Kaspar'ın resimlerinde böyle bir şey de var. Yani böyle bir hikaye de var gibi geliyor bana. Onu sadece şey yaptım hani herhalde. Evet Eşit dediğiniz ederim. doğru ama estetik orada estetiği dikkat ederseniz anlama yetisiyle hayal kurma yetisi arasında serbest bir faaliyet olarak veriyor Kant. Yani o aşıldığı zaman estetik kategorinin ötesine geçiyorsun. Etiğe geçiyorsun. Evet. evet. Ee, orada akıl devreye girmek zorunda. Tabi bunlar hep tartışmalı. Bu senin söylediğin hususlar da e, son derece değerli. Biçim evet. olarak ben sadece boş evet. bir içim olarak yani e, evet. şey, Bakmaklı oluyor sadece. Valla ee, yani Fırat da orada dikkat edersen şeyde korkut sinemasını analiz etmek için pek çok teorik yaklaşımını koydu ve bence iyi bir yöntem. Hepsini kritik etti. Dedi ki ben dedi Yüce'ye biraz daha yakın duruyorum ve gerekçesini de açıkladı. Hani burada akademisyen olmak isteyen insanlar var ya da doktora tezi vermek isteyen insanlar var aramızda doktora tezi yazacaklar. Fırat'ın metodu, yani yöntemini dikkat etmeniz lazım. E, tabii bu arada Fırat'ın kitabınızda almanızı e, öneririm. Tabii burada reklam yapmadım, o reklamı da ben yapayım. Fırat benimle doktora yapmıştı, çok güzel bir kitap çıkardı. Gotik Sinema diye. Tam böyle ismini hatırlamıyorum ama Gotik Sinema'ydı herhalde. Gotik Film Estetiği. Gotik Film Estetiği e, bayağı iyi bir kitaptır. Yarın hemen sipariş edebilirsiniz. Burada bu da reklam kısmı. Ben tamamlıyorum konuşmamı. Herhalde de bitiyor. Teşekkür ederiz hocalarım katkılarınız için. E, saatte epey ilerledi herhalde. Başka sorumuz yok. Fırat hocamıza ve hocalara tekrar teşekkür ederiz. Haftaya diğer dersimizde görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.